Vatandaşlık başvuru sürecin devam ederken evliliğin sona ererse ne mi olur? Bilmiyor ve merak ediyorsan o zaman bu video tam da sana göre. Bir Türk vatandaşı ile evlenmek sana doğrudan vatandaşlık hakkı kazandırmaz. Bunun yerine en az 3 yıldan beri Türk vatandaşı ile evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir. Özetle evlilik yoluyla Türk vatandaşını kazanmak mümkündür. Vatandaşlık başvuru sürecin devam ederken evliliğin sona ererse Türk vatandaşlık hakkın devam eder mi? Eğer vatandaşlık başvuru sürecin devam ederken evliliğin sona ererse bu durum başvurunun değerlendirilmesini etkileyebilir. Bunun gibi durumlarda başvurunun incelenmesi esnasında evliliğin sona erme sebepleri ve diğer ilgili koşullar dikkate alınacaktır. Vatandaşlık başvurusu değerlendirilmesinde yetkili makamlar başvurunun onaylama ve reddetme hakkına sahiptir. Onu da aklınızın bir köşesinde bulundurun. Dolayısıyla evliliğinizin sona ermesi Türk vatandaşlığını kazanma sürecini etkileyebilir. Ancak vatandaşlık başvurunun onaylanmışsa, evliliğin sona erse bile vatandaşlık hakkını kaybetmeyeceksin. Bu bilgilerin sana yararlı olacağına inanıyorum. Bu videoyu kaydederek tüm sevdiklerinle ve WhatsApp grubundaki arkadaşlarınla paylaşarak onlara da yardımcı olabilirsin. Daha fazla bilgi için bizi takip etmeye devam et.